Tabii şu an neredeyiz? Beyazıt'tayız. Fikriyat ile geziyoruz serimizde. Bu hafta uzun zamandır okullarından uzak kalan ve süreçten belki de en çok etkilenen öğrencileri düşündük. Ve onlar için kısa bir gezi rotası oluşturduk. İstanbul'da okumak her bakımdan çok büyük bir şans. Burası kültür ve sanat anlamında çok zengin bir şehir. Biz de bir öğrenci olarak İstanbul'da ne tür faaliyetlerde bulunabiliriz? Nerelere gidebiliriz? Bunlarla ilgili kısa bir program hazırladık sizlere. Hadi başlayalım. İlk rotamız Beyazıt Sahaflar Çarşısı. Beyazıt Sahaflar Çarşısı bilhassa öğrencilerin çok uğrak mekanlarından bir tanesi. Çok eski tarihlere uzanan sahaflık geleneği günümüzde hala devam etmekte. Osmanlı döneminde sahaflar medreselerin avlularında hizmet verirken Bedesten yani Kapalı Çarşı'nın açılmasından sonra sahaflara burada bir sokak tahsis ediliyor. Evliya Çelebi'nin aktardığına göre burada tam 50 tane dükkan ve 300 tane çalışan mevcut. Merhaba. Öğrenci misiniz? Öğrenci. Sahaflara sık gelir misiniz? Yani kitap ihtiyacım olduğu zaman sık sık gelirim. Peki neden geliyorsunuz? Yani özel olarak tercih etme sebebiniz var mı? Ya özel tercih etme sebebim daha fazla kitap var. Her istediğim kitabı bulabiliyorum. Bir de tarihi mekan olduğu için gezmek hoşuma gidiyor. Yani burasının atmosferi hoşunuza gidiyor. Evet, evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Öğrenci misiniz? Evet. Sahaf çarşısına çok sık gelir misiniz? Hayır, ben ilk defa geldim. Merhaba, öğrenci misiniz? Evet, öğrenciyim. Evet. Sahaflar Çarşısı'na çok sık gelir misiniz? Hayır, ilk defa geliyorum. Peki bugün gelmenizin özel bir sebebi var mı veya neden bugün gelmeyi tercih ettiniz? Çünkü internette bazı kitapları bulamamıştım. O kitapları bulamadığım için de burada olabileceğini düşündüm. İkinci el kitaplar falan. Hı-hı. Daha uygun fiyatta oluyor diye düşündüm. O yüzden burayı bir araştırmak istedim. Beğendiniz mi peki Tarihi Sahaflar Çarşısı'nı? Çok beğendim. Gerçekten çok güzel. Bundan sonra gelmek için tercih edebileceğiniz bir mekan mı? Evet, kesinlikle öyle. Geleceğim tekrar. Zaten birkaç tane kitap buldum. Bir yere daha bakacağım. Ondan sonra tekrar buraya gelmeyi düşünüyorum. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Evet, gezimiz hız kesmeden devam ediyor. Beyazıt'tan tramvaya atladık ve Gülhane'ye geldik. İkinci rotamız Gülhane. Gülhane her mevsimde çok güzel fakat sonbahardaki güzelliğine doyum olmuyor. Gülhane Osmanlı zamanında Topkapı Sarayı'nın dış bahçesi olarak kullanılıyordu. En önemli özelliklerinden bir tanesi de Tanzimat Fermanı'nın ilk kez burada okunmuş olması. Bu yüzden Tanzimat Fermanı'na Gülhane'ye Hatt-ı Hümayun ismi de veriliyor. Burada bir müze açıldıktan sonra ilk müze olan Müze-i Hümayun burada Cemil Topuzlu tarafından parka dönüştürülüyor ve parka dönüştürüldükten sonra o tarihten bu yana halka hizmet ediyor. Gülhane yalnızca bir park değil, aynı zamanda bünyesinde birçok önemli müzeyi de barındıran bir mekan. Bunlardan bir tanesi de 2008 yılında Fuat Sezgin tarafından açılan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi. Bu müzede 700'den fazla eser sergileniyor. Bahçesinde gördüğümüz yer küre ise 9. yüzyılda El-Me'mun tarafından dünya haritasının kopyası hazırlanarak oluşturulmuş bir yer küre. Bu müzeye hafta içi her gün gelebiliriz. Aynı zamanda hafta sonları da açık. Müzenin ücreti 10 lira. Aynı zamanda müze kartları da geçerli. Buraya gezmek istiyorsanız gelebilirsiniz. Sahaflar Çarşısı'ndan kitabımızı aldık. Gülhane'de de şöyle kısa bir turladıktan sonra artık o kadar acıktık ki bir şeyler yeme vakti geldiğini düşündük. Ve bu yüzden biz küçük bir simit atıştırdık. Biraz da ben aldığım kitap hakkında konuşmak istiyorum. Sahaflardan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir isimli denemesini aldım. Ahmet Hamdi Tanpınar'ı çok sevdiğim için onun kitabını tercih ettim. Tanpınar bu kitabını en zorlanarak yazdığım eser olarak tanımlıyor.
Kitap 5 bölümden oluşuyor ve 5 bölümün en sonunda İstanbul'a ayrılan bir kısmı var. Ben de bu kısımla ilgili size küçük bir pasaj okumak istiyorum. Okuduğumda benim çok hoşuma gitti, o yüzden paylaşmak istiyorum. En büyük meselemiz budur, mazi ile nerede ve nasıl bağlanacağımız. Hepimiz bir şuur ve benlik buhranının çocuklarıyız. Hepimiz Hamlet'ten daha keskin bir olmak veya olmamak davası içinde yaşıyoruz. Onu benimsedikçe hayatımıza ve eserimize daha yakından sahip olacağız. Belki de sadece aramak ve bütün kapıları çalmak kafidir. Ben Gülhane'nin eşsiz atmosferi içerisinde biraz daha kitap okuyacağım. Sonra gezimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi neredeyiz? Üsküdar'da son rotamız olan Paşa Limanı'ndayız. Çok güzel bir gün geçirdik ve bu güzel günümüzü daha fazla nasıl güzelleştirebiliriz diye düşünürken aklımıza tiyatroya gitme fikri geldi. Öncelikle tiyatroya gideceğimiz bu bina hakkında kısacık bir bilgi vermek istiyorum. Yanında bulunduğum bu bina eski tekel deposu binası. İlk kez 3. Selim tarafından 1700 yılların sonunda tahıl ambarı olarak inşa ediliyor. Ardından tüsü deposu olarak kullanılıyor. Sonrasında da müze olarak hizmet veriyor. 2009 yılından bu yana da Üsküdar Devlet Tiyatrosu'ndaki oyunlara ev sahipliği yapıyor. Biz de birazdan oyunumuzu izleyeceğiz ama oyunumuzun ne olduğunu şimdilik söylemiyoruz. İçeride anlatacağız, sürpriz olsun. Evet, şimdi Üsküdar Tekel sahnesinin iç bölümündeyiz. Görüldüğü gibi Üsküdar Tekel sahnesi repertuarında birçok oyun var. Ama biz bugün Bir Nefes Dede Korkut ismiyle oyunu izlemeye geldik. Ben biraz Dede Korkut'un yaşamı hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Dede Korkut, Oğuz Türklerinin bilinen en eski hikayeleri. 15. yüzyılda yazıya geçiriliyor. Ondan öncesinde sözlü gelenekle dilden dile aktarılıyor. Biz bugün bu ilkokuldan beri aşina olduğumuz Dede Korkut figürünün hikayelerinin sahneyi nasıl taşındığını öğrenmek ve onu izlemek için geldik ve merakla, heyecanla bekliyoruz. Biraz da Bir Nefes Dede Korkut oyunu ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Dede Korkut hikayeleri UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miraslar listesine eklendikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı devlet tiyatrolarında Dede Korkut'la ilgili bir proje sunmasını istiyor. Ardından Gökçe Kurt Elites Bir Nefes Dede Korkut isimli oyunun yönetmenliğini üstleniyor. Bu oyunda Dede Korkut kitabındaki birkaç hikaye yer alıyor. Bir dakika. Dede Korkut kitabında kaç tane hikaye olduğunu biliyor musunuz? 12 dediğinizi duyar gibi. Doğru cevap. Dede Korkut'la anlatı geleneğimizi bir araya getirip sahneye taşıyabilmek için ben aslında ustalarımızdan el aldığıma, Dede Korkut'un bana yol açtığına inanıyorum. Bunu çok canlı gönülden inanıyorum. Çünkü ekip arkadaşlarımla oyunu oynarken birçok kere Dede Korkut'un ruhunun, atalarımızın ruhunun üzerimizde olduğuna dair inancımız var. O yüzden de hani başlarken duayla başlayıp bitirken de duayla, Dede Korkut'un duasıyla bitiriyoruz. Yani Dede Korkut'ta söylediğimiz, oyunda sarf ettiğimiz her anlatı, her söz aslında dönüp kendi hayatımıza devam ettiğimizde bize bir pusula, bir ayna ve biz aslında Dede Korkut'la hayatın içerisinde hatırlıyoruz, öğreniyoruz ve oyun hikaye aracılığıyla da kendimizi ayna tutmaya gayret ediyoruz. Bu yüzden çok kıymetli, iyi ki atalarımız bu yolu açmış diyelim. Ve günün sonuna geldik. İki öğrenci İstanbul'da bu güzel şehrin tadını nasıl çıkarabilir, o neler yapabilir, nasıl aktivitelerde bulunabilir, sizlere kısaca bunları anlatmak veya göstermek istedik. Siz de eğer videomuzu beğendiyseniz ve Fikriyat ile Geziyoruz serimizin devamını gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara öneri ve isteklerinizi atın. Ayrıca kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Artık evlere dağılma vakti geldi. Görüşürüz.